Merhabalar. Bugün size tek bezeyle çıtır çıtır ay baklavası yapacağım. Şerbetimiz için 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su, 1/4 limon karıştırıp ocağa bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynayana kadar karıştırıyoruz. Şerbetim kaynadı, altını kıstım. Karıştırmayı bırakıyorum. Kaynar geldikten sonra 13 dakika kaynattım. Şimdi altını kapatıyoruz. Şerbetimizi soğumaya bırakalım. Tatlının hamuru için 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 35 gram margarin, 1 yumurta, 1 fiske tuz, 1 kabartma tozu, 1 çay kaşığı sirke. 3 bardak da un. Yoğurma kabına malzemeleri döküyorum. Üzerine kabartma tozunu ve sirkemi döküyorum. Hemen aktifleşti. Bir fiskede tuz. Sıvı malzemelerimizi elimizle yoğuruyoruz. Ve kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Üzerine bir dolap poşeti geçiriyoruz. 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bu arada 3 su bardağında 2 yemek kaşığı kadar unum kaldı. Hamurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Şimdi hamurumuzu açalım. Tezgahın üzerine bolca nişasta dökelim. Nişastanın üzerine hamurumuzu bırakalım. Tekrar üzerine bolca nişasta sürelim. Ve hamurumuzu açalım. Hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuz çok güzel yumuşak. Tabanında çok güzel açılıyor. Üzerine bolca nişasta döküyoruz yapışmasın diye. Üzerine bolca nişasta döküyoruz. Ve katlıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde katlıyoruz. Üzerine tekrar bolca nişasta döküyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da katlıyoruz. Tekrar bolca nişasta döküyoruz. Şimdi zar şeklinde katlıyoruz. Hamurumuzu üzerine kapatıp yarım saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi açmaya başlıyoruz. Alta hafif nişasta döküyoruz. Hamurumuzu bırakıyoruz. Yavaş yavaş açıyoruz. Çok hafif, nazik davranıyoruz hamurumuza. Üzerine de serpiyoruz. Çevire çevire açıyoruz hamurumuzu.
Yaklaşık bir tepsi kadar büyüttük. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Şimdi inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Hamurumu inceltebildiğim kadar incelttim. Şimdi etrafını düzleştirmek için kesiyorum. Etrafındaki hamurları üzerine ilave ediyorum. Hamurumuzun üzerine ceviz kırığı ilave ediyoruz. Hamurumu iki parmak genişliğinde içe doğru katlıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da katlıyorum. Ve hamurumu ikiye bölüyorum. Bir çay bardağı yardımıyla ay şekli veriyorum. Tepsimize diziyoruz. Tepsimize dizdik. 100 gram tereyağını eritelim. Tüyünü alalım. Tereyağımızın üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Ve birkaç dakika kızdıralım. Hazır rengi döndü. Kapatıyoruz altını. Tereyağımızı hamurumuzun üzerine döküyoruz. Şimdi 160 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Yüksek ateşte pişirsek içi hamur kalır. Tatlımız kızardı, çıkartıyoruz. Tatlımız iyice kabardı, katları açıldı. Şimdi üzerine şerbetimizi döküyoruz. Soğumuş olan şerbetimizi her yere döküyoruz.
ve dinlenmeye bırakıyoruz. Tatlımız şerbetini çekti. Şimdi üzerini fıstıkla süslüyorum. Baklavamızın üzerini süsledik. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.